İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesajı. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Sahakyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Yerevan'da Artsakh kadın ürünlerinin sergilendiği bir fuar düzenlendi. 15 askerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili duruşmadan yeni detaylar. Minas Avedisyan'ın eserleri 45 yıl sonra Gümrü'de sergilendi. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan'ın Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesajı mesaj aynı zamanda Doğu Ermenice olmalıdır. Leonid Azgaltya'nın sözleri ve Batı Ermenistan'ın ruhu anısına, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurulması, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi neden kuruldu? Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının yok edilmesini durdurmak için. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi deklarasyonu neden Şuşi'de açıklandı? General Antranik'in anısına. Çünkü 1918 yazında Türk birlikleri Pers topraklarının kuzey kısmını ele geçirerek ilerlemenin Bakü'ye doğru genişlemesi için bir zemin oluşturdu. İran'ın Maku, Salmaz, Tebriz, Serap, Erdebil ve Hoy şehirlerini ele geçiren Türkler Bakü'ye saldırmak üzere Aleksandrapol, Culfa demiryolu üzerinden İran'a yeni birlikler göndermeyi amaçlıyordu. Ancak Antranik'in birlikleri Nahçıvan'da demir kesti ve Culfa'daki Türk garnizonunu ele geçirdi. Hoy bölgesinde Ermeni oluşumları Kuzeybatı İran'da konuşlanmış Türk ordusuna sürpriz bir darbe indirerek Türkleri Bakü'ye yönelik saldırı durdurmaya ve Antranik'e önemli kuvvetler göndermeye zorladı. Hoy savaşları birkaç gün sürdü. Türkler ağır kayıplar verdi ancak sürekli gelen ilave kuvvetler Ermeni tümenine tehdit oluşturuyordu. Bu koşullar altında Antranik hoya geri çekilmek zorunda kaldı ve ablukayı kırarak Julfa'ya geri çekildi. Daha sonra sayısal olarak üstün Türk birliklerinin baskısı altında komutan Antranik Artsah'ı geçip Bakü'ye ulaşmak ve geri çekilen Türk ordusunun yolunu kapatmak amacıyla Nahçıvan'a uzanmak ve Dağlık Zangezur'u geçmek zorunda kaldı. İngiliz komutanlığının Artsah meselesindeki tutumu netleşmeden önce Aralık ayında bazı olaylar yaşandı. 8 Aralık'ta Tomsan'ın temsilcisi yüzbaşı Serait bir subayla birlikte her birinde dört asker bulunan dört arabayla Şuşi'ye geldi. Diğer kaynaklara göre Şuşi'ye ilk kez 50 İngiliz askeri girdi. Yüzbaşı, Karabağ'ın yoksul halkına yardım etmek ve iki halk arasında barışı sağlamak için geldiğini, aynı amaçla İngiliz ordusunun da yakında geleceğini söyledi. Serraid'in ilk icraatlarından biri Şuşi'nin yeni gelen alayının silahsızlandırılmasının ve silahlarını kendisine teslim etmesini talep etmesi oldu. Alayın yaratılış tarihini sunan geçici konsey onun talebini reddetti. Her ne kadar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın şartlarına göre 30 Ekim 1918'de müttefikler ile Türkiye Limni Adası'ndaki Mondros'ta Türk ordusunun Transkafkasya'yı terk etmesi gerekiyordu ama gerçek farklıydı. Antranik, askeri operasyonların durdurulması talimatıyla arta komutanlarına başvurdu. Aralık 1918'de Ermeni tarafı direktife uydu. Bu nedenle Şuş'un müsadire altında kaldı ama 86 yıl sonra. 18 Aralık 1917'deki Yerzinkan mütarekesi ile Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin kurulmasının ne alakası var? 18 Aralık 1917'de gerçekleşen Yerzinka'nın mütarekesi olmasaydı, uluslararası hukuka göre bağımsızlığa kadar Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderleri tayin etme hakkını tanıyan barış koşulları asla olmayacaktı. Rusya'nın 29 Aralık 1917 tarihli kararnamesi yeni tarihle 11 Ocak 1918 tarihi ile Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı bildirgesi arasındaki bağlantı nedir? Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı bildirgesi, Rusya kararnamesinin uygulanmasını ve iki devletin diğer tanımlamalarını sağlayacak maddeleri sunmaktadır. Batı Ermenistan Ermenilerine bağımsızlıklarına kadar kendi kaderini tayin etme hakkını tanıyan Rus kararnamesinin 100. yılı, her makalenin içeriğini hatırlama fırsatı olacak. Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı beyanını Batı Ermenistan Televizyonu web sitesinden öğrenebilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Saakyan, 26 Ocak 2002'de Armavir Bölgesi'nin Vartanaşen Köyü'nde Sahakyan ailesinde doğdu. 2007 yılında köy okulunun birinci sınıfına gitti. Okul etkinliklerinin ana karakteriydi. Vatansever şarkılarla defalarca herkesi duygulandırıp neşelendiriyordu. Aynı zamanda spor gruplarına da katılıyor. Yüzme, boks, futbol ve kuralsız dövüşler. Cumhuriyet boks müsabakalarında madalyalar kazandı. 2019 yılında liseyi bitirdiğinde halkının zulal şarkılarının yorumcusu olmaya karar verir ve bundan önce Eçmiyazi'ndeki Gomidas Kültür Sarayı'nda Zovinar Harutunya'nın Zankat adlı şarkı stüdyosunun solistiydi. Aynı zamanda klavye derslerine katıldı. 2018 yılının 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan Cumhuriyeti'nin Kabuleti kentinde düzenlenen Turuncu kabul eti uluslararası yarışma festivaline Eçmiyaz'ın şehrini temsilen katılarak Ermeniler Birleşin şarkısıyla ikinci oldu. Mükemmel performansı ve vatanseverlik ruhunu yüksek tutması nedeniyle Eçmiyaz'ın belediyesinden teşekkür mektupları aldı. Çeşitli askeri birliklerde defalarca görev yaptı. Temmuz 2019'da Gomidas Devlet Konservatuvarı'nın Ermeni şarkıları hazırlık bölümüne giriş sınavlarını başarıyla geçerek Temmuz 2020'de aynı bölümün ilk yılına kabul edildi. Aynı yılın 13 Ağustos'unda askere alındı. Mardagert'te ve 3 Eylül'den itibaren Madagis'te görev yaptı. Dikran askere gittiği gün Ecmiazinde askere gitmeden önce Askeri komiserliğin avlusunda Büyük Dikran'ın heykelinin yanında Hussan Haygazu'nun Montemel Konya'nın adlı orijinal şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 6 gün boyunca Taliş'in savunma savaşlarına katılan askerler, Taliş'te hala hayatta olan askerlerin kuşatmadan çıkmasına yardımcı oldu. Ekimde arka geriyi emniyete alarak Madayı'da konuşlanmış 300'den fazla askerlerin yaklaşan kuşatmadan kaçmak için gruplar halinde dışarı çıkmasına yardım ettiler. Çocuklar kurtarıldı ve cesurca savaşan ondan fazla asker komutanlarıyla birlikte iki kez kuşatmaya düştü. Madayı-Mardağert yolu boyunca 20-25 kilometre yürüyerek çemberi bir şekilde kırarak şafak vakti düşman roket ateşi altında şehit düştüler. 18 yaşındaki vatan savunucular Dikran Sahakyan, Armen Grigoryan ve Narek Yeritsyan burada ölümsüzleştiler. Dikran'a 2021'de şehadetinden sonra cesareti için 21 Ocak'ta kendisine savaş hizmeti madalyası verildi. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Seym heyetindeki Ermeni temsilcilerin durumu Türklerin karini ele geçirdiğini ve Brestovsk'ta Kars ve Ardahan'ın Türklere iadesine ilişkin anlaşmanın imzalandığını öğrenince zorlaşıyor. Türkler, Seym heyetinin derhal Brest Antlaşması'nı tanıması ve söz konusu bölgeleri boşaltması konusunda ısrar ediyor. Transkafkasya temsilcileri ise Transkafkasya'nın devrimin ilk gününden beri Bolşeviklerin gücünü tanımadığını, bu nedenle imzaladıkları herhangi bir anlaşmanın onlar tarafından kabul edilemez olduğunu beyan ediyorlar. Türklerin iddiası Brest Antlaşması'nın imzalandığı sırada Transkafkasya'nın bağımsızlığını ilan etmemiş olmasına dayanıyordu. Seyim heyeti kendi konumlarını ifade eden çeşitli noktaları yazılı olarak sundu. Bunlardan biri Ermenilerin ve Türk Ermenistan'daki diğer ulusların özellik hakkında atıfta bulundu. Türk heyeti ülkesinin iç işlerine müdahale izin vermeyeceğini belirterek bu hususu kategorik olarak reddediyor. Ayrı bir toplantıda Batı Ermenistan sorununun çözümü için Batı Ermenistan televizyonunun web sitesinde okuyabileceğiniz iki seçenek önerildi. Bunlardan önce de Batı Ermenistan'da yaşanan olayları anlatan video Batı Ermenistan televizyonunun YouTube kanalında mevcuttur. Anna Asvaduryan Vakfı'nın desteği ve Artsah Anneleri Destek Merkezi STK'sının girişimiyle 17 Aralık'ta Yerevan'da Artsakh kadın ürünlerinin sergilendiği bir sergi fuarı düzenlendi. Artsakh Anneleri Destek Merkezi STK'nın kurucusu Maryam Abrahamyan, gazeteci Hayk Arutunyan ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Böyle bir girişim fikri çoğu insanın işini kaybettiği kuşatma sırasında Artsakh'ta doğdu. Yol kısa süreliğine açık olduğundan Yine de bir şeyler getirebileceğimiz için bir sergi fuarı düzenlemeye karar verdik. Her şey planlanmıştı. Fuara birkaç gün kalmıştı ama sonunda yol kapandı ve sonra kendimizi bildiğiniz bir durumun içinde bulduk. Bir süre sonra hayatımızın geri kalanında yas tutup boş yere oturamayacağımızı, artık kadınlarını cesaretlendirmemiz ve onlara güç vermemiz gerektiğini anladık. Daha sonra projeyi buraya taşımaya karar verdik. Kadın girişimcileri bir araya topladık ve gördüğünüz gibi standlar dolu. Tezgahların gün sonuna kadar boş olmasını umuyoruz. 55 katılımcı var ama daha fazla başvuran vardı. Yaklaşık 70 kişi seçmek zorundaydık. Ama bir sonraki fuarın daha büyük olmasını ve daha çok kişinin ürünlerini satabilmesini ümit ediyorum. Bir sonraki fuarı Mart ayının başında yapmayı planlıyoruz. 15 Aralık'ta 15 askerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma Doğu Ermenistan'ın Gearkunik bölgesi Asya Hukuk Mahkemesi'nde devam etti. Resmi versiyona göre askeri barınaktaki yangının nedeni benzinle ilgili kuralların ihlaliydi. Duruşmada sanıklar Gor Ahekyan, Yeşe Hagopyan ve Marlen Sarkisyan'ın tutukluluk süreleri 3 ay uzatılırken kazada hazır bulunan mağdur asker Levon Haratyan da ifade vermeye devam etti. Askerlerin ebeveynleri davanın baş sanığı Yüzbaşı Yeğişi Hakopya'nın sobaya benzin dökerek yangına neden olduğuna dair resmi versiyona inanmıyor. Savunma avukatı Noray Norikyan mahkeme oturumu sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Levon Haratyan'ın ifadesinin önceki ifadesinden önemli ölçüde farklı olduğunu söyledi savunma avukatı usul hakkını kullandığı ki duruşma öncesi ifadenin yayınlanmasını talep ettik. Üstelik Levon Haratya'nın ifadesi sadece öndeki ifadesiyle değil, diğer kişilerin ifadeleriyle de çelişiyor. Levon Haratyan davanın şartlarına ışık tutabilecek sorunların yanıtlarını hatırlamadığını söylüyor. Norikyan ifadesinin bizim açımızdan son derece güvenilmez olduğunu belirtti. Önceki duruşmalarda yazılı deliller incelendi ve mağdur Levon Haratyan ifade verdi. Tüm mahkeme oturumları gergin bir atmosferde gerçekleşti. Levon Haratyan'ın sorgusunun devam edeceği bir sonraki duruşma 26 Ocak 2004'te gerçekleşecek. Doğu Ermenistan'ın onurlu sanatçısı Minas Avedisyan'ın eserleri 45 yıl sonra Gümrü'de sergilendi. Minas Avedisyan'ın 95. doğum gününe ithaf edilen renkler yaratan sanatçı başlıklı sergi, belediye binası sergi salonunda açıldı. Sergi, Şirak Valiliği tarafından açıklanan renkleri yaratan ressam başlıklı jübile etkinlikleri için hibe yarışması kapsamında düzenleniyor. Gümrü Belediyesi Kültür ve Gençlik İşleri Dairesi Başkanı Lili Tomasyan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tüm yıl halk sergi salonu için aktif bir yıl oldu ve yılın Minas Avedisya'nın 95. doğum gününe ithaf edilen bir sergiyle bitirmek bizim için son derece önemlidir. Bu sergi türünün tek örneğidir. Gümrü halkını ve tüm halkımızı davet ederek 45 yıl sonra Minas Avedisya'nın eserlerinin Gümrü'de sergilendiğini söyledi. Bir aydan uzun süre Gümrü'de kalacak sergide sanatçının Doğu Ermenistan Ulusal Galerisi'nin altın fonunda 28 eseri yer alıyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili söydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gohar İsyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Ari varat eseri sunuyoruz. Ta -ta Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.